Herkese hep yeni bir videodan merhaba arkadaşlar. Burada Her Şey Var kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere PUBG Lite nasıl oynanır, nasıl win alırız onu anlatmaya çalışacağım. Çok profesyonel değilim arkadaşlar. O yüzden şimdiden affınıza sığınıyorum. Ama şöyle de bir şey var ki PUBG Lite'da bir tık yolduğumuzu düşünüyorum. Öncelikle arkadaşlar birçok kişi diyor ki abi neden kalabalık yerlere atlamıyorsun diye şu şekilde söylemek istiyorum arkadaşlar. PUBG Mobile Lite bu tür oyunlara çok hile olmaya başladı ve artık keyif almamaya başladık. Ve şöyle de bir şey var. Bu tür kalabalık yerlere atlayan kim olursa olsun, her ne kadar isim yapmış insanlar olursa olsun hile açıyorlar arkadaşlar. Kimisi hızlı hile açıyor. Kimisi ise duvar arkasından görüş hilesini açıyor ve bu hoş olmuyor arkadaşlar. İnsanı oyundan soğutuyorlar ve nasıl zevk alıyorlar, nasıl keyif alıyorlar bilmiyorum. Ama zaten bu oyunun özelliği ilk önce güzel bir yere atlayıp güzel bir şekilde lootunuzu tamamlayıp ondan sonra çıkıp insanlara yargı dağıtmak arkadaşlar. Biz de bugün sizlere kendimizce onları birazcık göstermeye çalışacağız arkadaşlar. Oyunun en güzel mantıkları arkadaşlar, yani oyunun mantığından biri, güzel bir yere atlayıp lootunuzu geliştirdikten sonra piyasaya çıkabilirsiniz. Mesela bu arada SKS'mizi de aldık, 4x dürbünümüzü de aldık, yolumuza devam edebiliriz bu şekilde. Çok güzel namlucu uzatılmış, o da güzel, o da güzel. O poloyu da bulduk. İki seviye bir yeleğimizi de aldık ve şimdi bir nevi hazır sayılırız. Hemen bir seviye kaskımızı da alalım. İki seviye dürbüne ihtiyacımız yok. Birçok kişi oralara atlıyorlar arkadaşlar ve hemen ölüyorlar. Hemen öldükleri içinse oyundan keyif almıyorlar. Dediğim gibi birçok yerde hile var. O yüzden ilk önce lootlanıp ondan sonra istediğiniz o büyük mekandaki o hile bazları, hilecileri gidip rahatça vurabilirsiniz arkadaşlar. En önemli unsurlardan bir tanesi de silahlarınızı fulllemek arkadaşlar. Çok önemli bir unsur silah fulllemek. Yani silahlarınızı fulllemeniz gerekiyor. Yoksa güzel bir şekilde insanları vuramıyorsunuz doğal olarak. Mesela bir tane daha bomba alalım. Yeleğimiz 2 seviye. Bize 2 seviye kask lazım. Bir bomba daha alalım. Bomba yeter. Şuradan da güzel bir şey çıkar. Hadi. O çıkmadı. Dikey tutamak önemli. En önemlilerden bir tanesi de dikey tutamak. İçeceklerinizi de mutlaka alın. İki seviye çantamız zaten var. Haritada hep bir yer belirlerseniz kendinize, o yere ilk önce hakim olup o yerden sonra insanları gidip kolay bir şekilde öldürebilirsiniz. Benim Sanok'ta atladığım yer genelde burası oluyor ve buradan çıkıp insanlara yargı dağıtmaya çalışıyorum. Kimi zaman çok güzel yargılar dağıtıyorum. Çoğu zaman da onlar beni vurabiliyorlar zaten. Oyunda yine hile vardır diye umuyorum. Çünkü son 2 aydır hilesiz oyun oynamadık diyebilirim. Öyle de bir hile kuruyorlar ki aklınız hayaliniz şaşar. Yani yok böyle bir şey kardeşim, sen bu arada Beryl'e geçeceğim. 96 git, sen git, sen git. İhtiyacımız yok. Tamam. Evde olduğumuz için çok insan gelip gidiyor doğal olarak. O yüzden arada bir oyun bölünüyor. Kusura bakmayın arkadaşlar. Oh. Ben genelde şu şekilde silahları tercih ediyorum. Eğer Beryl'i dikey tutamak bulursam şayet hiç affetmiyorum. Direkt Beryl'e geçiyorum. Çünkü 4-5 mermide düşmanınızı paramparça edecek hale getiriyor arkadaşlar. Ve bu arada hile çok olduğu için oyuna çok da bot atmaya başladılar. O da ayrı bir can sıkıcı. Neden PUBG'yi bu Lite'a el atmıyor onu anlamış değilim. Bu arada tava çok önemli. Tava hayat kurtarır. Her yerde Beryl var. AK var. Seni de alalım. Belki kara geçeriz, kar bulursak. Şurada da bir içecek var. Bakalım harita nasıl? Harita güzel. Haritanın ortasındayız. Sen git. Sen gel, sen gel. Tamamdır şimdi de. Bakın adam geliyor mesela, bot.
Yani boçuk. Verili görüyorsunuz. Tamamlamadığınız sürece hiçbir şekilde verim alamıyorsunuz bu silahtan. Çok kötü. Ben direkt şunu alayım. Bir adam daha var. Hemen onu da halledelim. Bu arada ses kasmayı da bilmeniz lazım. Çok önemli. Yani gerçekten çok önemli. Ses kasmak bu oyunda hayat kurtarıyor arkadaşlar. Bunun kaskı 3. Hiç dokunmadık bilerek. 6x dürbünümüz var. 4x'en çöpe git. İçecekler gel. 3 tane çanta yeter. Evet, kaskımız 3, yeleğimiz 2 ve şimdi bir nevi %90 hazırız artık. Karşımıza kim gelse vurabilecek derecedeyiz arkadaşlar. Şimdiden lütfen kanalı abone olmayı unutmayın. Çünkü bu kanalda her şey var. Çantamız da 3. Yeleğimizi de 3 yaparsak bu alemde kral biziz baba. Bir tane daha mermi alalım. Orada bir şey vardı. Dikey tutamak namlu ucu gerek yok. Dikey tutamamız aslında dikey tutağa ihtiyaç var. Alacağız onu. Gidip alalım. Çünkü sen de gel. SKS'ye takacağız. Çantada yerimiz var. O yüzden bir tane daha bundan alabiliriz. Kar yok, kar yok, kar yok. Bakalım buralarda kimse var mı? Genelde buralarda insanlar oluyor. Ben kara geçmek istiyorum. Kar, kar, kar. Mera, kar beden. Lulups, aslında hile olmasa çok güzel bir oyun. Yani mobile'ı da geçebileceğini düşünüyorum ama o kadar çok hile var ki ya anlatamam size arkadaşlar. Yani bu kadar olmaz yani. Hani hilenin de bir adabı var. Ama gerçi biz onlara çok güzel küfürler ediyoruz. Onlar artık istediklerine göre alsınlar. Bu arada hava mükemmel sıcak. Bir tane de namlu ucu freni bulabilirsek berilimiz full ve berilimizde istediğimiz yargıyı dağıtabiliriz arkadaşlar. Kaskımızı da iki yaptık. Çantamız zaten 3. İçecekleri alalım. Bir tane de 3 seviye yelek bize verirsen biz tamamız be baba dostu. Çantada yer var. O yüzden bütün aklarımı cana kullanmak istiyorum. Çok güneş olduğu için ekranda parlıyor. O yüzden gözümden adam kaçabilir. O yüzden pek sıkıntı olmaz. Şuradan ses geldi. Ateş ettin, hayatını kaybettin Genco. Hemen. Hala ses geliyor. Ama neredeler? Şurada bir hareketlilik var gibi. Aynen. Gidip şimdi onları bir güzel avlayabiliriz. Evet. Direkt dalıyorum. Oyunu birazcık daha güzelleştirebilmek çabası adına. Ateş edenlerin hayatını kaybettiği bir şehirde yaşıyoruz arkadaşlar. Namlucu var mı? Namlucu yok. Bize namlucu lazım. Namlucu lazım. Hadi namlucu. 3 seviye yelek alırım abi. Bunda var mı bir şey? Burada yok. Şuradan da bir ateş sesi geldi. Hemen gidip orayı da bir temizleyelim.
Bam 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 bam. Siz benim gibi içeceği buradan içmeyin. Çünkü ben genelde bu şekilde içiyorum. O yüzden de hemen ölüyorum. Buralarda bir yerdeler. Ama nerelerdi? Gençler. Gençler. Abinize gösterin bakayım kendinizi. Gösterin, abinize gösterin. Hemen şu önümdeki bu Paradise'da %100 insan var da ben dediğim gibi duvardan görme hilesi yapıyorlar. Hiç hoşuma gitmiyor. Daha ses vermeden ilerliyoruz mesela. Hemen adamlar bizi görüp vurabiliyorlar. Burada bekleyeceğim çünkü bu arka tarafım gelebilir. Onları da buradan düzgün bir şekilde indirebiliriz diye düşünüyorum. Şekilde arkadan gidelim. Gaz da geliyor. Gazla beraber hareketimizi yapalım. Paradise'ın içinden geç diyor bana ama Paradise'ın içinden geçmeyeceğim. Alan zaten yakın. Direkt alana girmeyin arkadaşlar. Eğer arkalanmak istemiyorsanız şayet bu şekilde benim gibi diplerden gele gele milleti arkalayabilirsiniz. Ya çünkü eğim hilesi bir kuruyorlar. Bütün oyunun zevki sefası kaçıyor ya. İnanılmaz bir şekilde oyundan soğuyorsunuz. Keza mobile aynı şekilde hilelerle dolu. Hiç kaçma, botçuk gel buraya. Namlucumuzu da aldık. İçecekleri de aldım. Gördüğünüz gibi normalde bu bot olmasaydı eğer direkt alana gitseydiniz çok güzel bir şekilde arkalanabilme ihtimaliniz vardı. Şimdi ufaktan alana gidebiliriz. Mesela şurada bir hareketlilik gördüm. Burada kıyım olmuş. Hadi gençler ses verin. Azrail'iniz yolda. Son 28 kişi kaldı bu arada. Keşke bir tane susturucum olaydı da ne güzel olurdu. Umarım kolay bir win alırız. Çünkü %50'si bot herhalde buradakilerin. Bot olmasa normalde şu an hep harcamışlardı. Tabi bot olmadığı zaman da bu kadar da rahat oynamıyoruz ama şöyle de bir şey var. Geçen bir yerde duydum. Oo. Paradise'tan bize sıkıyorlar. Neredesin Genco? Genco. Gördüm seni. Arabaya mı alıp kaçıyorsun lan? Aynen biz şöyle arkadan ufak ufak. Milleti arkalayabiliriz diye düşünüyorum. Ben karı tercih ediyorum. Çünkü bu silahla 3-4 tane vuracağına karla 2 tane vurdun mu garanti sonuç alabiliyorsun. Kesin buralarda da insanlar var. Ama neredeler?
Neredesiniz? Alanı bu tarafa verdi. Umarım yakındır. Şu tepeyi almam lazım. Tepeye biri çıkmış. O iş iyi olmadı. Tepeye birinin çıkması hiç güzel olmadı. Biz de arkalamaya çalışacağız tabii doğal olarak. Bu tür alan dışındaysanız şayet arkadaşlar, mümkün mertebe kimseye oynamayın alana yaklaşmadığınız sürece. Çünkü özellikle son alanlar çok can yiyor ve gazı ölmek insana koyuyor. Bayağı bir koyuyor hem de. O yüzden güzel bir yere gidip rakibinizin gelmesini bekleyebilirsiniz. Hepsi bu taraftan size doğru gelecektir. Yeter ki ilk giden siz olun çaktırmadan. Şu evlerde kesin birileri var. Ortada durmak istemiyorum. Hadi gelin. Gaz kapanmaya başladı bu arada. Şuralardan kesin insanlar gelecek. Birazdan hepsini göreceğiz. Birazdan kudurur deniz. Birazdan dalgaların ardından. Hadi gençler, neredesiniz? Kar bulamadık ya. O sıkıntı oldu. Bir de kar bulsaydık daha hoş olabilirdi. Son 4 kişi kaldı. Adamı gördüm.
Susturuculu biri var. Ama nerede? Son mermi de aldım adamı. İnanılmaz bir... Burada da noktasını koyarız arkadaşlar. Her türlü alı kilim travel.